İyi geceler arkadaşlar. Model şirketimiz dinamik ısı yalıtım. Öncelikle risk modellerine bakıyoruz. Her 3 risk modelinin de hisse senedi yatırımcısı açısından risk içermediğimizi göstermekte. Aktiflerden değerlendirmeye başladığımızda toplam varlıklar içerisinde inceleme döneminde nakit ve nakit benzeri varlıkların bir önceki dönem yaklaşık %42,5 olan payı cari dönemde %32,5'a azalmış. Brüt işletme sermayesi içerisindeki %56 olan payı da %42'ye gerilemiş. Kısa vadeli yabancı kaynakların içerisinde yaklaşık %312 olan payı cari dönemde yaklaşık %244'e azalırken ticari satışların içerisinde nakit oranı %95,5'tan %62,5'a gerilemiş. Toplam varlıklar içerisinde ticari alacakların payı yaklaşık bir önceki dönemi %16 iken cari dönemde %18'e artmış. Brüt işletme sermayesi içerisindeki payı da yaklaşık 21'den cari dönemde yaklaşık 23,5'a artış sağlamış. Toplam varlıklar içerisinde stokların bir önceki dönem %8,5 olan payı cari dönemde %9'a artarken brüt işletme sermayesi içerisinde yaklaşık %11 olan payı cari dönemde yaklaşık %12'ye artmış. Brüt işletme sermayesi toplam varlıklar içerisinde bir önceki dönem yaklaşık %76'dan cari dönemde yaklaşık %77,5'a artarken sabit kıymetler içerisinde %15 olan payı da cari dönemde yaklaşık %347'ye artış kaydetmiş. 2021'in 9. ayı sonu itibariyle maddi duran varlıklarının %30'u amorti edilmiş. Cari fiyatlarla yaklaşık %44 oranında 42.327.871 TL iktisadi varlık artışı kaydetmiş. Kaynaklarına baktığımızda toplam borçlar içerisinde kısa vadeli borçların payının stabil kaldığını, uzun vadeli borçların payının belirgin şekilde azaldığını görüyoruz. Net borçları eksi bakiyede toplam borçlar içerisinde öz varlık payını cari dönemde kısmen artırmış. Varlık finansmanında kısa vadeli borçların payı bir önceki dönemi %13,5'tan cari dönemde yine %13,5'ta stabil kalmış. Kısa vadeli borçlarda bir değişiklik göstermemiş. Varlık finansmanında uzun vadeli borçların payı %9,5'tan cari dönemde yaklaşık %3'e azalırken varlıklarının %16,5'unu yabancı kaynaklarla %83,5'unu da öz kaynaklarıyla fonlamakta. Öz kaynakları toplam borçlarının 5 katı üzerinde seyretmekte. Borç yapısını daha kapsamlı, detaylı inceleyecek olursak, öncelikle yabancı para pozisyonuna bakıyoruz. Bir önceki dönem 13 milyon yabancı para pozisyon fazlalığına sahipken, 2020'nin 9. ayı ile 2021'in 9. ayları arasındaki geçen 12 aylık zaman diliminde yabancı para pozisyon fazlalığına 25.639.648 lira daha ilave ederek cari dönemde net yabancı para pozisyonunu 38.566.947 liraya çıkartmış. Finansmanda öz kaynağın katkısı yaklaşık %9 artarken borçların payı %29,5 azalış kaydetmiş. Öz kaynaklarıyla borçlarını karşılama oranı %54 oranında artarken
Brüt işletme sermayesi %48,5 artış kaydetmiş. Ve net finansal borçları %38 azalmış. Döviz pozisyon fazlası %198,5 oranında artarken ticari alacaklarıyla ticari borçlarının finansını sağlaması da %18 oranında artış kaydetmiş. Öz kaynaklarına baktığımızda toplam öz kaynaklar içerisinde dönem kar payının cari dönemde kısmen arttığını, öz sermaye kar payının da yine kısmen arttığını görüyoruz. Toplam öz kaynakların %23'ünü ödenmiş sermaye, 20, 33, 66, %67'sini de iç sermaye yaratımı, geçmiş yılların kârı, net dönem kârı ve dağıtılmamış yedek akçelerden oluşmakta. Gelir tablosuna baktığımızda toplam gelirler içerisinde cari dönemde satışlarından maliyetinin kısmen arttığı görülmektedir. Faaliyet giderleri kısmen azalırken finansman giderleri yok. Buna rağmen toplam gelirler içerisinde dönem kar payının cari dönemde kısmen azaldığını görmekteyiz. Kar gelişimine baktığımızda toplam gelirler içerisinde toplam maliyetlerin bir önceki dönem yaklaşık %74,5 olan payı cari dönemde %80'e çıkması neticesinde brüt kârı %25,5'tan yaklaşık 20'ye azalmış. Faaliyet giderlerindeki kısmen azalma neticesinde esas faaliyet kârı %16,5'tan %11'e gerilemiş. Finansman giderlerinin eksi %4,20'den cari dönemde eksi %13'e yaklaşık %13'e azalmasının neticesinde de vergi öncesi kârı %22'den %23,5'a artışının nedeni oluşturmuş. Nakit akışına bakmadan kar oranlarına baktığımızda cari dönemde %62 kar muhafazakârlığı artışıyla işletmenin tutucu davrandığını, kar artırıcı muhasebe uygulamalarını tercih etmediğini görüyoruz. Mali rentabilitesi %103 oranında artarken efektif kar oranı %71 oranında artmış. Vergi öncesi karı %15 oranında artarken ekonomik rentabilite %29 azalmış. Faiz vergi öncesi karı %2 artarken birikmeli karlılık %1,5 azalmış. Faaliyet karlılığı da yaklaşık %34 oranında azalırken işletme verimliliği %100'ün altında kalmış, %78,26 olarak gerçekleşmiş. Nakit akışına baktığımızda evet, işletme faaliyetinden net nakit girişi %103,5 oranında artarken esas faaliyetlerden nakit girişinin dönem sonu nakit artışı oranı %12 oranında azalış göstermiş. Yatırım faaliyetlerinden nakit girişinin yatırımlardan nakit çıkış oranının %100'ün altında gelişmesi neticesinde işletmenin kapasitesini korumak ya da artırmak için bir dizi yatırımlara gittiğini anlıyoruz. Bu yatırım faaliyetlerinden ötürü 3.071.347 TL nakit açığı vermiş. Finansman faaliyetlerinden nakit girişinin yatırım faaliyetlerinden nakit çıkış oranının %100'ün çok üzerinde oluşu %580 artış oranıyla işletmenin
esas faaliyetinden vermiş olduğu açıktan ötürü borçlanma gereksinimi duyduğunu, üçüncü şahıslardan borçlanma yoluna gidebileceğini veya nakden sermaye artırımı gereksinimi duyduğunu bize işaret etmekte. Vergi öncesi dönem karının nakit akışına göre düzeltilmiş dönem karının %100'ü üzerinde gerçekleşmesi olumlu. Fon kaynak kullanımına baktığımızda fonların %88'lik kısmını faaliyetlerinden elde ediyor. Bunun %11 ağırlıkla kısa vadeli borç artışı ana kaynak oluştururken %70,5 ağırlıkla da brüt işletme sermayesinin artışı ana kaynak oluşturmuş. Net işletme sermayesine baktığımızda da net işletme sermayesinin %67 artışını görmekteyiz. 29 milyon 116 bin 455 TL olarak. Reel satışlarına baktığımızda yurt dışı ihracat gelirleri kısmen azalırken yurt içi reel satışları %52 oranında artış kaydetmiş. Rasyolarına baktığımızda rasyolarının güçlü olduğunu görüyoruz. Likidite riski taşımamakta. Faaliyet oranları vasatın üzerinde gerçekleşirken kaynak yaratma gücü olumlu kısmen artmış ve olumlu gelişme sergilemiş. Etkinlik oranları vasatın üzerinde gerçekleşirken şirket reel fiyatlarla ve cari fiyatlarla büyürken reel fiyatlarla sadece varlık artışında çok kısmi bir küçülme yaşamış. Karlılık oranları da kısmen azalmış. Bu veriler doğrultusunda yıllık büyüme, reel getiri beklentisi ve dağıtılabilir temettülerinin hesaplanmasının sonucunda reel fiyatı 7 lira olarak hesaplanmakta. İndirgenmiş nakit akım yöntemiyle de 6,5 lira, yaklaşık 6,5 lira olarak hesaplanmakta. Bu verileri stabil, kalıcı ve sürdürülebilir sağlayabilirse beklenen büyüme oranı da %22 olarak hesaplanmakta. Evet, bir arkadaşımız da Kervan Gıda'yı istedi. Bundan sonraki değerlendirme model şirketimiz Kervan Gıda olacak arkadaşlar.